gider yanım, kapıları açık, lezzetler saklı burada. Copyright by Hakan Karatan and Zeynep Karatan. İyi akşamlar. Bugün şu anda Paris'te Derya Restoran'dayız. Ve bugün çok özel bir gece bizim için. Çünkü Paris'te de güzel Türk restoranları olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit mezelerimiz var burada. Ezme. Yoğurtlu ezme. Sanırım biraz sarımsak var içinde. Çiğ köftemiz var. Ve tabii ki biz bunun yanına bir kola içmeden edemeyeceğiz. Ekmeğimizi de göstereyim bir dakika. Hakan iyi ki hatırlattın canım benim. Ekmeğimizi de şöyle göstereyim en iyisi. Mühese çok güzel. Herkese tavsiye edebilirim. Yani burada sadece Türk yok. Her yerden bulunabiliyor. Also, in diesem Restaurant gibt es nicht nur Türken, sondern hier gibt es verschiedene Nationen, die sich vereinen. Und wir wollten einfach mal in Paris ein türkisches Restaurant besuchen. Genau. Ve şimdi de kendimde göstereyim biraz ekmeğin fantezimde ve abzaydım. So, şimdi de şunları abzaydım. Kendimde biraz göstereyim.
yazmak zamanı şöyle bir tarzını Tabii ki. Ve tabii ki burada ne buldum ben? Tatların arasındaki krem brüleyi, yani dışarıda yemek istemediğiniz zaman başka restoranlarda bir Türk yerinde de bu krem brüleyi bulabiliyoruz. Burada kazan dibi var, krevit var, ballı yoğurt var, kadayıf var, baklava var, sütlaç var. Ayva tatlısı bulunuyor. Sigorma ne olduğunu bilmiyorum ama o bile var. Tiramisu o kafe var. Onda o çok net. Buraya kendiniz gelmeniz gerekiyor diyorum her zaman için. Ve tekrardan kartın ön tarafını göstereyim. Şu anda burayı tavsiye ediyorum. Biraz da yeşillik alırsınız. Ay süt. Gel. Çok teşekkürler. İnanılmaz güzel. Şahane görünüyor. Görünüşü bir de bir ayrı diyorum. Ay güzelmiş. Bayıldım. Daha tadına bakmadan şu anda teşekkür ederim. Ay içli köftemize bakın. Süper. Çok hoş duruyor. İklere kadar çok güzel, harika. Size de tavsiye edebilirim ben bunu. Tadı mükemmel. Hünkar beğendiydi değil mi saçta olsa? Buranın meşhur şahane.
Valla o kadar güzel ki konuşmayı bile unutuyorum bence. Onun için bana biraz afiyet olsun. Birazdan tekrar buradayım. Kapattın mı? Ve tabii ki burada ne buldum ben? Tatların arasındaki krem brüleyi, yani dışarıda yemek istemediğin zaman başka restoranlarda bir Türk yerinde de bu krem brüleyi bulabiliyoruz. Burada kazan dibi var, krefit var, ballı yoğurt var, kadayıf var, baklava var, sütlaç var. Ayva tatlısı bulunuyor. Sigorma ne olduğunu bilmiyorum ama o bile var. Tiramisu o kafeyi var. Onda o çok net. Buraya kendiniz gelmeniz gerekiyor diyorum her zaman için. Tekrardan kartın ön tarafını göstereyim. Şu anda burayı tavsiye ediyorum. Ah, mein Foto davon. In Paris, katiyen ama katiyen böyle normal musluk suyu geliyor. Burada Evian geliyor. Harika bir şey yani. Lächeln. Emin miyiz Temmeli'ye? Asayı alabilir mi? Ben uzanamıyorum. Thank you.
Şu ana kadar mükemmeldi. Yani çok hoşuma gitti. Burası bayağı tıkım tıkım dolu. İnanılmaz bir şey yani. Önce ilk başta dedim ki tamam, böyle biraz sıradan gibi geldi. Ama burada oturunca burası havası da sığdırmak farklı bir şey oldu. Çünkü İçeri girince daha bir hoş gözüme geldi. Dıştan kırmızı bir bina demiştim ama şu anda içeri girince böyle oturunca farklı bir atmosferi var. Farklı bir havası var. Ve yemekler gerçekten mükemmeldi. İçli köftesi olsun, çiğ köftesi olsun. Ah, ya bence siz buraya gelin, kendiniz deneyin, ne kadar mükemmel olduğunu kendiniz fark edersiniz. Sen nasıl buldun abi? Şahane buldum. Bir şahane mi? Şimdi kadar zevkliğim, beğendiğim bir tane. Neydi? Hünkar beğendi. Ay pardon. O zaman ben çok özür diliyorum. Hünkar beğendiymiş. Ama beşamel sosu süperdi yani. Ben beşamel sosu genelde sevmem. Ama burada beşamel sosu olduğunu fark edemedim yani. Hakan bana diyene kadar beşamel sosu olduğunu bilemedim yani. Ben sadece şey sandım yani, patlıcan sandım ama öyle bir şey değilmiş. Biraz fazla yani demedim şu an. Evet. Ama o kadar fazlaydı ki artık bunu yiyemedik. Ama et o kadar taze, anlatılmaz bir halde ağzımızda eriyen bir etti. Ve böyle diyeyim, şefin dediği gibi bunu tavsiye edebilirim. Çaylarımız da geliyormuş birazdan. Çok teşekkürler. Okey, ben krem bölümü Türk yerinde yemek istedim. Ve gerçekten şu anda inanılmaz bir şey ama benim ilk kızarmış, düzgün kızarmış bir krem böyle. Ve tadına bakmadan edemeyeceğim. Şuraya bakalım. Oh. Evet. Bu gerçekten orijinalini bir bebek. Şahane bir şey.
Ben vanilyanın tadını burada alabiliyorum. Başka yerde yediğimizde Kulon'da vanilyanın bu kadar alamamıştım. Bastığınız zaman çıtırıyor, görüyorsunuz. Kırılış şekli bile farklı. Çayın da geldi. Ben maalesef şekersiz çayı içemiyorum. Onun için şeker için çok sevindim. Hakan şekersiz içiyor. Evet, şekersiz içiyor. Ben alışamadım bir türlü. Kahveyi şekersiz içsem bile bunun mümkünatı yok. Bir şekerim iner ben onun içine. Bir de... Sesini duydunuz çayımın. Güzel bir çay. Gerçekten güzel bir çay. Ne adı? Hoş yani. Bir kokusu da var hafiften. Ve maalesef gördüğünüz gibi o kadar dolu ki burası şişemiyorlar artık. Hani yer burada bulabilirseniz şükür edin diyorum.
Yol aldım Zeynep kızına. Bir koku sardı beni orada. Deryanın kapıları açık. Lezzetler saklı burada. Deryada Paris'in kalbinde. Copyright by Hakan Karatan and Zeynep Karatan. Sie liebt es zu erkunden durch Straßen und Gassen, wo die Arme um sich verbinden. Mit einem Lächeln im Gesicht, sie probiert alles aus. Von traditionellen Gerichten bis zu modernem Schmaus. Zähne Futur, eine Reise für den Gaumen. Mit jedem Bissen entdeckt sie neue Träume. Ein Fest der Geschmäcker, bunt und fein, auf ihrer kulinarischen Reise. Immer wieder ein Fest für den Verein. In kleinen Cafés und großen Restaurants.